Dertçiniz geldi hanım. Evet, İtina ile Dert Dinlenir dedik ve 3TV TR ailesi olarak Hince Ödemiş Konuşsun, Anlat Derdini serisiyle Ödemiş'le halkımızın dertlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu programda neler var neler? Evlenmek isteyeni mi ararsınız? Esot saatlerinden dertli olanı mı? Yoksa emekli olamadığı için üzgün olan Dilek ablayı mı? Hepsi ve daha fazlası bu programda. Keyifli seyirler dileriz. Mikrofon sende, anlat derdini. Anlatayım derdimi. O ismim Osman Saygılı. Aşağı yukarı 11 yıldır Ulus Meydanı'nda esnafım. Son günlerde özellikle ortaya çıkan bir sorunumuz, köpek sorunu. Aşırı derecede geceleri özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu için yoldan gelen geçene elektrikli bisiklet, bisikletli olarak özellikle insanlara saldırıyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Yani köpekleri alıp katletsin demiyorum. Alsın, düzgün bir şekilde ya barınakta veya saldırgan köpekleri toplamasını rica ediyorum yetkililerden. İkinci derdim, Esot'ta İzmir'e gitmek istiyorum veya Torbalı'ya gitmek istiyorum. Saat 5'e kadar. Yaz saati geldi malum, 6-7-8'e birer tane daha sefer konulsa bize büyük bir sorunumuzu ortadan kaldırır. Pandemi dönemi malum, esnaflar zor durumda. Devletten, özellikle belediyeden yardım bekliyoruz. Nasıl bir yardım olur? Ne yapmak istiyorlarsa. Herhangi bir yardım. Ne olur? Esnafın mesela su paralarında belki yarı yarıya azaltmaya gidebilir. Başka esnafa yönelik etkinlikler yapılabilir. Yerel esnaf özellikle. Büyük marketler zaten kazanıyor ama küçük marketler bitmiş durumda. Derdim bu. Yardımcı olurlarsa yetkililer sevinirim. Evet abicim, mikrofon sende. Anlat bize derdini. Ben evlenmek istiyorum. Karıya gül gibi bakarım karıya. Birkaç yıldır hiç evlenmedin mi abi sen? Hiç evlenmedim. İki aydır, epeydir evlenmedim hiç. Neden evlenmedin bu yaşın kadar? Olmadı işler. İşte olmadı. Kriterlerin var mı? Nasıl bir eş istersin? Güzel olsun. Hanıma yeter ki masrafını eşlesin, ben tutarım. Hepsini ben yaparım. İzmir Turizm'de çalışıyorum. Gelirim giderim her gün 50 lira 100 lira bakarım hanıma. Koçlar gibi bakarım. Sen kaç yaşındasın abicim? 52 vardır. Vardır 52 vardır. Ondan sonra aha bak işte burada. Hulusi abi. Ha işte. İnşallah senin sesin olabiliriz. İnşallah gönlüne göre birini bulabiliriz. Bu konudaki isteğini buradan duyurmuş olalım. Ha. Yeter ki gibi olsun da koşum gibi, koçlar gibi bakayım. Hanımı tutarım böyle. Hanım gel derim, masraf alacağım. Sen evde otur koç, çamaşır yıka koç. Bakarım koç gibi. Sen istersin evde bir yemek pişsin değil mi? Ha evde bir yemek pişsin. Hanım ne istiyorsan gereken hepsini veririm. Bana 10 lira 50 lira para lazım, 20 milyon alırım gire kana dostu sende koçlar gibi bakarım. İnşallah be abicim, Allah gönlüne göre versin. Amin. Evet, şu an Ödemiş'in tek kalan köçecisinin önündeyiz. 1960 yılında kurulan bu dükkan hala işliyor efendim. Şu an burada olmamızın ise bir nedeni var. Köçecilik çok güzel bir meslek, eski bir meslek, fakat Tahsin Bey'in de bir derdi var efendim, dinleyelim. Evet, yanımda Tahsin Uygun Beyefendi var. Kendisi bu işletmede uzun yıllardan beri kardeş Ali Bey'le birlikte beraber işletiyorsunuz. Evet. Derdiniz, sıkıntınız olduğunu biliyorum. O yüzden sesiniz olmaya geldik. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Sizler de hoş geldiniz. Şükür çalışıyoruz şu anda. Keçi üretiyoruz. Ödemiş de tekiz. Elimizden geldiğince ata mirasımız olan keçiciliği herkese öğretmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Yalnız tek sıkıntımız dar bir pasızın içinde kaldığımız için kendimizi illaki gösteremiyoruz. Bunu her seferinde dillendirdik, anlatmaya çalıştık. Bir giden veya güzel bir yerden, görüntü olan bir yerden bir dükkan alabilmek için uğraşıyoruz, açabilmek için uğraşıyoruz. Tabii bu hemen kendi imkanlarımızla biraz zorlanıyoruz. Belediyelerine biraz destek, başkanımız söz verdi ama daha şu anda bir şey yok. Ama olacak inşallah, bekliyoruz. Keçiciliği yapıyoruz burada. Babadan kalma mesleğimiz. Yaklaşık olarak 70 yıllık bir dükkan.
çalışıyoruz işte bu şekilde. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir tek siz varsınız kırgız çadırı yapan. Ama evet. Bunu da bilen yok galiba. Evet. Bunu Türkiye'de uğraşarak ilk kez biz başardık. Kırgız çadırı olarak ağaçların eğimleriyle, keçe kaplamasıyla, süsüyle, dekoruyla çok güzel bir şey yaptık. Ahlat'a kurduk, Malazgirt'e kurduk, Kuveyt'e kurduk. Yurt dışına da gönderdik, gördüler. Herkes beğendi ve çok takdir ve teşekkür aldık. Ama bizim burada olduğunu daha şu anda Türkiye'de bilen yok doğru dürüst. Kendimiz için büyük bir yer olup bu çadırı kurup insanlara göstererek, bu işlemleri yaparak yanımızda yani daha çok fazla kişiye istihdam ettirebilmek için uğraşıyoruz. Ama gösteremiyorsun bir şeyde. Yer sorunu yani illaki hep yer sorununa takılıyoruz. Evet, pasaj biraz içeride kaldığı için. Evet, evet illaki yaptığımız olay yani çok değişik şeyler yapıyoruz. Tek olduğun için anlatman lazım, göstermen lazım bunu bir türlü duyuramıyoruz. Merak etmeyin bizler bu konuda elimizden geleni yapıp sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Umarım da bu yaptığınız sanat tüm Türkiye'de değil dünyada bize ödemişli olarak gururu yaşatır efendim. İnşallah yaşatacak da. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ablacığım daha önce de seninle konuşmuştuk emeklilikle ilgili. Evet. Derdini sıkıntını dinleyip sesin olmaya geldik. Hem birçok kişi de bu dertten muzdarip. O yüzden senin bu konuyu gündeme getirmen bizim de ekranlara taşımamız iyi olacak diye düşündük. Sağ olun, sağ olun. 1972, 90, 74 doğumluyum. 1992'de girişim var. Yaklaşık, sigorta girişim. Sigorta girişim. Yaklaşık işte bir sene sonra 30 yıl olacak. Ve hala çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Yaşa takıldık. Ama çok zor. Çok zor yani. 30 yıl boyunca hizmet ettik ama hiçbir kıymeti yok. Yok. Yaştan dolayı emekli olamıyorsun. Yaştan dolayı emekli olduk. Bir de artı sigorta bakılamıyorsun. Hastaneye gidemiyorsun. İlaçlarını alamıyorsun. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Şu an emeklilik için gününüz doldu. 7000 günüm var benim. 92 girişliyim. 7000 günüm var. Hala yaklaşık 49'u bekleyeceğim. 2,5-3 senem var. Sonra emekli olabiliyorsun. İnşallah. İnşallah bir daha bir yasa çıkıp da sorun çıkarsa 50'ye kadar yolu var. Ben emekli sayacıyım. Emekliyim. Boş vakit geçmiyor. Boş vakit geçmediği için burada böyle kendi kafamızı göre bir şeyler yapıyoruz. Yani alıyoruz yapıyoruz. Ama genelde sayacıların sorunu büyük. Şöyle büyük. Her şeye, her zaman herkes kafasının estiği gibi üzerine bir fiyat koyuyor. Fiyatı belirliyor. Fiyatı söylüyor. Biz de mecburen fiyat neyse alıyoruz yani. Ama biz bizim arkadaşlarımız sayaları dikiyor. Maalesef hakkını alamıyor. Şöyle alamıyor. Bizim iş diktiğimiz patron dediğimiz kesim bizim saya hakkımızı kendine çeviriyor. İşte ne bileyim ucuza satıyor. Öyle diyelim. Bize verilmesi gereken hakkı vermiyor yani. Sayacı arkadaşlarımız hep bu yüzden mağdur. Birçoğu mağdur yani. Şimdi bu saya dikilmezse ayakkabı olmaz. Gerçekten olmaz ayakkabı yani. Şimdi ben burada bir emek veriyorsam karşılığını almam lazım. Ama maalesef karşılığını biz istediğimiz gibi alamıyoruz yani. İşin gerçeği bu yani. Şimdi birçok arkadaş da mesela çalışıyor kendi şeyine göre, bilgisine göre çalışıyor. İşte ürettiğimiz ayakkabılar bunlar. Mesela şu anda bak bu olma aşamasında adım adım yavaş yavaş oluyor. Şimdi sabahtan beri uğraşıyoruz. İğneyi kırdık. İğneyi kırdık ama kelle dönmüyor. Bir yedi bir sıkıştı. Şimdi onu uğraşıyorum. yeni de bir makine. Bilgimiz dışında olan bir makine. Normal bizim kullandığımız bir makine olsa bu. Hemen hallederiz. Ama bunu uğraşacağız şimdi. Benim de bir şey dikkatimi çekti. Yani derdinizi anlatırken bile yüzünüz gülüyor. Ben çok mutlu oluyorum böyle. Hani şükürlü insanlara, mutlu insanlara. Şöyle.
Evet, gülmek zorundayız. Mecburen gülüyoruz. Benim yaşım 68. Ben 68 yaşında gözüküyor muyum? Hayır, gözükmüyorum. Şimdi ben tıraş olduğum zaman beni diyorlar ki kaç yaşındasın sen diyorlar. Ben diyorum 60 diyorum. İnanıyorlar, yiyorlar yani. Maşallah. Ama değil, 68 yaşındayım. Tabii her şeye dert yaparsan, her şeye keder yaparsan gidiyorsun yani. Benim asker arkadaşlarım var, babam yaşta. Mesela geçen gün burada bir arkadaşla tanıştık. Hani buraları ölçüp biçen bir arkadaşla tanıştık. Adam benden 5 yaş aşağıda. Yemin ediyorum adamdan beni karşı karşıya getirdiğin zaman benden 10 yaş 15 yaş büyük gözüküyor. Bunun sırrı gülmek mi? Evet. Neşeli olacağım. Hep böyle gülün, iyi mi? İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet Buse'cim. Seni dinliyoruz. Sen sadece büyük ihtimalle senin rahatsız olduğun birçok şey aslında birçok insanın rahatsızlık duyduğu konulardan. Bunları dile getirmen bizim için de iyi olacak. Seni dinliyoruz. Anlat derdini. Derdim çok fazla şimdi her şeyden önce. Hani bu Covid döneminde insanlar çok zor dönemler yaşıyor. Kafeler falan açıldı ama hani okullarımız falan da açıldı. Ama gereken önlemler alınmıyor. Yani benim gözümde böyle. Hani insanlar çok garip davranıyor. Çok normal, yani çok normal davranıyor. Eski hallerimizdeymişler gibi. Hani hiçbir şekilde maske takılmıyor. Hani yolda yani herkesi görüyorum mesela yolda. Hani herkesin çenesinin altında, kolunda. Hani böyle olmasını istemiyorum gerçekten. Her genç istemez. Yani belki de bilmiyorum ama hani mesela küfür ediyorlar sürekli yollarda. Saygısız konuşmalar, biçimler, konuşma tarzını bilmemekler. Hani çok fazla şey var. Ne bileyim ya, hep böyle. Dışarıda mesela özellikle Ulus, Salı Pazarı, ortak kullanım alanlarında yürürken yan yana tabii insanlar birbirlerinin konuştuklarını duyabiliyorlar ama anladığım kadarıyla bayağı. Bu acaba kadınları ya da kızları gördükten sonra dikkat çekmek için yapıyor olabilirler mi? Karakteristik bir şey mi sence? Bence biraz daha dikkat çekmek için olan bir durum bu. Hani Ödemiş zaten çok küçük bir yer olduğu için hani erkekler kendilerini yüksekte görmeye bayılıyorlar. İnsanlar da aynı şekilde. Hani motorun üstünde olsunlar. Yani konuşma biçimleri, bağırarak mesela bir kızın yanından geçerken. Hani bu tarz çok saygısız durumlar var. Hani bunları çok yüksek görüyorlar ama aslında çok, nasıl diyeyim, hani çok ezikçe bir durum. Hani böyle çok saygısız bir durum aslında bu. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Peki kızlarda veya kadınlarda yok mu sence hatalar? Tabii ki de var. Hani kızlar zaten hani çok, kızların ağzında da çok fazla küfür var mesela. Şu an bu devrimizde gördüğümüz kadar herkeste, hani bütün kızlarda bir bakıyorum o kızın ağzında küfür, bir bakıyorum o kızın ağzında küfür. Hani bir kızın ağzına yakışmaz bu. Hani herhangi bir kıza bakıyorum elinde sigara, alkol. Hani erkeğin tabii bu ilgisini çeker. Hani der ki, yani belli oluyor. Bu şekilde. Bunları yaparlarken ortak kullanım alanlarında ellerinde sigara, alkol ve küfür ağızlarında olacak şekilde. Yani mesela kafeler açıldığında sarmaş dolaştılar. Hani bu size ne kadar doğru geliyor? Ve biz Covid dönemindeyiz yani. Hiçbir şekilde okullarda hijyen, temizlik, hiçbir şey yok. Ve bizim okulumuzda 25 tane Covid'li öğrenci çıktı. Yani burada aslında biraz insanlara pay düşüyor. Önlemleri biz kendimiz almalıyız ki en başta. Sonradan hani insanlar bize görüp bize özensinler. Evet. Buradan da söyleyelim. Küfür eden kızlar gerçekten itici çünkü yakışmıyor. Aslında bunu kızlar olarak algılamamak da lazım. Erkeklere de küfür etmek yakışmıyor. Bir alanda yaşıyoruz hep birlikte. Ortak kullanım alanlarımız çok fazla ve saygı, sevgi çerçevesi içinde yaşamaya özen göstermeliyiz. Bizim hani yaşımız biraz daha büyük ama bizden biraz daha küçük insanlar. Özellikle çocuklar da bu küfürleri duyabiliyorlar ve kötü etkileniyorlar. Bence buna bir dur demeliyiz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Eğitim sisteminin yanlışları bu duruma getirdi. Yani. Çırak kalfa yetişmiyor. Şimdi bir arkadaşım dedik okusunlar dedi, değil mi? Evet. 500 bin tane öğretmen var. Atanamayan. Bu nasıl olacak bu iş? Hayır, yanlış yani. Umaz abi ne yaptın? Merhaba. Ne yapalım hoca? Ya, inşallah düzelir.
ülkemiz. Güzelce hep çabamız öyle. Hükümete de yardımcı oluyoruz. Şu görüyorsun. Bak maske takıyoruz. Ben kralları değil, kurallara uyarım. Kendinize iyi bakın. Hocam hadi bakın. Yalnız güzel bir şey bu. Yani nabız yoklayın halka. Şikayetçi olanlar da vardır. Halinden memnun olanlar da vardır. Ama inşallah bir düzlüğe çıkacağız. Olmayanlar da vardır. Olmayanlar var. 71'de ben yeni evlenmiştim. Kolero çıktı. Kolero hastalığı aynı böyle. Yayılıcı bir hastalık. Onu yendik. Ama bu biraz daha fazla. Bunu da yeneceğiz be. Nasıl yeneceğiz? Hep birlikte yeneceğiz. Sadece hükümetin hükümetin kararları değil. Hep birlikte sahip çıkacağız. Kurallara uyacağız. Maskemizi gerekirse iki tane maske takacağız. Hani Tayyip Erdoğan'a da yardımcı olalım. Çok yalnız kaldı o. Onun arkasından gidelim. Bu kadar. Hadi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasıl konuştum ama? Süper konuştum. Bir siyasetçi gibi konuştum hocam. Evet, dert dinlemek çoğu zaman can sıkıcıdır. Ama bizler sizin için dert dinlemenin en eğlenceli halini sizlere sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bizler 3TV.tr ailesi olarak Ödemiş halkımızın derdini canı gönülden dinlemeye ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız ve bize destek olmak isterseniz tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, destek olabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle, iyilikle kalın efendim. Hoşça kalın.